Kader kurbanlarına af önerisine AK Parti'den gündemimizde yok yanıtı gelse de MHP yasa teklifini meclise sunmakta kararlı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kurmaylarına geri adım yok dediği belirtildi. Bunu mecliste yapabilecek sayısal gücümüz yok. Mevcut siyasi iktidar geri adım atar. MHP'nin 24 Haziran seçim vaatleri arasında yer alıyordu af düzenlemesi. Cumhur İttifakı'nda ilk görüş ayrılığının nedeni oldu ama her iki parti de pozisyonunu değiştirmedi. Gündemimizde bu konu yok. Daha önce açıkladığımız pozisyonumuz neyse o pozisyonumuzu koruyoruz. 290 milletvekili denklemden çekilince affın gerçekleşmesi mümkün değil. AK Parti sözcüsünün son açıklamasından sonra da değişmedi MHP'nin tutumu. Genel Başkan Bahçeli kurmaylarına toplumsal ihtiyaç haline geldi dedi ve geri adım atmalarının söz konusu olmayacağını söyledi. Verdiğimiz sözlerin hiçbirisini unutmadık. Unutmayacağız. Meselelere yedek kulübesinden bakmayacağız. Cezaevlerindeki 200 bine yakın adli suçlunun terör örgütlerinin etkisi altına girmesinden endişe ediyor MHP'liler. Af düzenlemesinin toplumsal barışa katkı sağlayacağına inanıyorlar. Bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır. MHP'nin hukukçuları af teklifini kısa süre içerisinde tamamlayıp Bahçeli'ye sunacak. Teklife diğer partilerin de katkı sunabileceğini savunuyor kurmaylar. Destek olsa da olmasa da af konusu yeni dönemde MHP'nin önceliği olacak gibi. Af konusu kategorik bir desteğimiz ya da karşıtlığımız yok. Toplumsal mutabakat ararız. MHP kendi derdine yansın. MHP'nin ümit verdiği kesimler de MHP'nin ne olduğunu görsün.